İş dünyasından merhaba, iş dünyasından bugün konut sektöründen bir ismi ağırlıyor. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ile birlikteyiz. Zira inşaat sektörüyle ilgili ekonomi yönetiminden yeni açıklamalar var. NTV CNBC'ye ortak yayınında soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, önce yatırım, üretim, ardından konut, AVM dedi. Babacan'ın bu açıklamalarını konuşacağız. Ardından da CHP'nin mega kent projesine yakından bakacağız. Ama önce Başbakan Yardımcısı'nın o sözleriyle başlayalım. Öncelikle şunu bir tekrar vurgulamakta fayda var. Çünkü bu konuda konuştuğumuz hemen yanlış anlamaya müsait olabiliyor ya da bazıları kasten belli bir noktaya da getirmeye çalışabiliyor bu konuyu. Onun için şunu vurgulamakta fayda var ki inşaat sektörü bizim için çok çok önemli bir sektör. Ve gayri safi yurt içi hasıladan aldığı payın da artması gereken bir sektör. Evet. Gelişmekte olan ekonomiler değil, gelişmiş ekonomilerde dahi inşaat sektörünün yüksek bir pay olduğunu görüyoruz gayri safi yurt içi hasılada. Fakat inşaat sektörü deyince tabii bir sürü alt sektörler var. Eğer biz bir fabrika inşaatı yapıyorsak, orada üretim yapacaksak, oradan da ihracat yapacaksak problem yok. Ama bu inşaat, konut, ofis, AVM türü bir inşaatsa, buradaki gelişmelerin ülkenin genel ekonomik tablosuyla beraber olması gerekiyor. Yani önce yatırım yapmamız gerekiyor, üretmemiz gerekiyor, ihraç etmemiz gerekiyor. Önce bir hak etmemiz gerekiyor. Ondan sonra hak ettiğimiz refah seviyesine ulaşıp o seviyede konuta, AVM'ye ve ofislere sahip olmamız gerekiyor. Bizim bu konuya bakışımız mutlaka dengeli bir gelişme, dengeli bir büyüme sağlayabilmek. Kaldı ki bizim baktığımızda bankacılık sisteminde kredilerin nasıl dağılımına baktığımızda şunu görüyoruz. Toplam kredilerde imalat sanayinin payı %19. Buna %5 de elektrik üretimini eklediğimizde %24'lük kredi hacmi sanayi üretim alanına gitmiş durumda. İnşaata giden kredi de %7. Evet. Yani kaynakların dağılımına baktığımızda bu tablo çok kötü bir tablo değil. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mutlaka sanayiye ağırlık vermemiz gerekiyor Türkiye olarak. Eğer sanayide yatırım varsa, üretim varsa, ihracat varsa, katma değeri yüksek bir ihracat varsa ve oradan gelen refah artışının sonucunda biz daha güzel evlerde oturuyorsak, daha güzel alışveriş merkezlerinde alışveriş ediyorsak, daha güzel ofisleri kullanıyorsak buna hiç problem yok. Ama zaten cari açımız varken yurt dışından kredi alıp o yurt dışından gelen krediyle daha lüks mekanlara ulaşma gibi bir trend varsa buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çünkü Türkiye'yi iyi bir noktaya götürmeyebilir. Evet, Ali Babacan'ın inşaat sektörüyle ilgili açıklamaları bu yönde. Bu açıklamaları Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Aslında benzer tespitleri, benzer değerlendirmeleri daha önce de yapmıştı Sayın Ali Babacan. Şimdi bir kez daha gündeme geldi bu konu. Evet. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz genel çerçeve? Oradan başlayalım isterseniz. Ya öncelikle inşaat sektörünün ekonomiye olan katkısını, hakkını vermiş. Çünkü inşaat sektörü gerçekten emek yoğun bir sektör ve istihdama ciddi anlamda katkı yapıyor. Özellikle de gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru işçi ihracatı yapıyor. O bölgedeki dengesizlikleri gideriyor. Alt sektörleri besliyor. Ve yani gayrimenkul sektörü Türkiye'nin her zamanki gibi lokomotifi olmayı sürdürüyor. O açıdan bakıldığında aslında Sayın Babacan doğru söylüyor ama bir yandan da sanayi sektörünün önemli olduğunu söylüyor. Evet, sanayi sektörünün biz önemsiz olduğunu zaten hiçbir zaman söylemiyoruz. Ama inşaat sektörü de ikisi aynı şekilde eşgüdüm halinde gidebilir. Aslında bizim yatırmamız gereken konu belki sanayi sektöründe biz katma değerli ne kadar üretim yapabiliyoruz. Yani çünkü inşaat sektörü şu anda bakıldığında bir noktada ihracat da yapıyor. Yani yaklaşık olarak satışlarımızın biz son zamanlarda %30-32'lerini yurt dışındaki tüketicilere satıyoruz. Son yıllardaki gayrimenkul sektörünün önemli gelişimlerinden biri yurt dışına satış yapılabilmesi. Bu açıdan bakıldığında bir noktada ihracatçı, bir noktada turizme katkı yapan, o insanların buraya gelmesi ve alışveriş yapmasını, aynı zamanda orada yaşamalarını sağlayan bir faktör gibi gözüküyor. O açıdan da baktığımızda gayrimenkul sektörü önemini bugün değil, yarında da getirecek. Çünkü bir yandan da deprem korkusu %60
45 konutların depreme dayanıksız olması gibi bir unsur devam edip çevremize doğru şöyle bir göz baktığımızda şehrin en nitelikli olan yerlerinin çöküntü alanları olarak gördüğümüzde hala gayrimenkul sektörüne ciddi anlamda önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu şu anlama gelmez. Gayrimenkul sektörüne önem verelim ama sanayiyi bastıralım, geri planda kalsın veyahut da rant ekonomisi oluşsun. Yani çok kolay kazanılabilecek, sadece bir virgülü değiştirerek 0.5'i 0.5 emsali 5 emsale getirip aradaki 4.5 emsallik farkı bir gelir olarak kenara atıp kolay kazanabilmek noktası olmaması gerek. Ama bir yandan da inşaat sektörü o karlarla çalışmıyor. Yani biz en fazla riskimize düşündüğümüzde %15'lik kar hedefliyoruz. Bu da ağır bir yatırıma girip büyük bir riskli bir yatırıma girdiği için bu normal olarak gözükebilir. Orada aslında bir de babacanın sanki şöyle bir kaygısı var gibi. Hani dışarıdan alınan krediyle lükse harcama yapmayı da biraz eleştiriyor. Evet. Çünkü baktığınız zaman hani kaynakların çoğu zaten yurt dışı borçlanmadan geliyor. Son olarak Mart'ta da krediyle satışlar ikiye katlamıştı sizin sektörde de. Hani belki biraz orayla da ilgili bir kaygı var gibi geliyor bana ama ne dersiniz? Kredili satışların yapması çok daha iyi. Çünkü sektörün kayıt içine giriyor anlamı geliyor. Bir yandan da sektörde oluşabilecek olumsuzluklarda bankanın bir kontrol garanti olarak giriyor olması, mağduriyetin azalıyor anlamına geliyor. O açıdan baktığımızda gayrimenkul sektörü açısından olumlu bir gelişme. Ama son zamanlarda fazla arzın olmasının getirmiş olduğu bir takım sıkıntıların ekonomiye bir problem getirme riski olabilir mi? Onu ekonominin gidişatına paralel bir şekilde söyleyebiliriz. Nasıl gideceğine paralel bir şekilde söyleyebiliriz. Bir şey çok fazla arz olursa, talep azalırsa orada problem çıkma ihtimali her zaman var. Peki bu açıklamalar etkiliyor mu talebi? Yani çünkü daha önce de yapmıştı benzer açıklamaları. Biz de program bile yapmıştık üzerine. Evet. Hiç böyle bir talebe, yani vatandaşı etkilediğini gözlemliyor musunuz? Yani aslında vatandaşı etkileyen şu son zamanlarda, bu açıklamalardan öte son zamanda seçim ekonomisine girmemiz, artık menzilin içine iyice girmemiz, biraz ortamın birazcık daha sertleşmesi ve insanların seçimden sonra ne olacak duygusunu satın almaya başlamaları, bunun içinde biraz beklentiye geçme noktaları etkiliyor. Ama Türk ekonomisi ve Türk iş dünyası biraz siyasetten bağımsız hareket etmeyi öğrendi. Psikolojik etmenin açısından öğrendi. Yani artık siyaset çok fazla müdahil olmazsa ekonomi kendi halinde gidebilecek bir noktaya doğru geldi. Tüketici de her zaman her zaman satın almaya hazır. Bazen uygun fiyatları bekleyebilir. Yani düşeş alıcılar oluşabilir. Bazen güven ortamı artarsa yelpaze daha da geniş olabilir. Ama şu dönemde yavaş yavaş yelpazenin biraz geçici, kısmi olarak daraldığını gözlemliyoruz. Özellikle de dolardaki bu dengesiz yükselişler ve inişler insanları geçmişte, yani yükselip inerdi ve sonra da bir stabilite olurdu. Şu anda bu ralli devam ediyor. Bu rallinin nereye gideceğini kimse, bizler dahil olmak üzere, kestiremiyoruz. Yani biz mesela bir dolar bazında uzun vadeli borçlanma istemiyoruz. Yani hani bunun bir problem olabileceğini, ben bunu böyle düşünürken tüketici de acaba dövizdeyken dövizden başka şeye geçmeyi düşünebilir mi? Yani onun yerine onu ikame edip yüksek fiyattan satıp da dövizi yüksek fiyattan bozulup da konuta geçmek isteyebilir mi? Onlara bakmak gerekiyor. Bu arada reel kesim güven endeksi de geldi. Mayıs'ta 109 olmuş. Nisan'da 107.9'du. Hafif bir yükselme görüyoruz burada. Aslında tüketici güveninde son 6 yılın en düşük seviyesindeydi. Evet. Merkez Bankası'ndan veriler gelmeye devam ediyor. İmalat sanayide kapasite kullanım oranı da geldi. Mayıs'ta %74,9 oldu. Nisan'da da %74,1. De biraz sanki Mayıs verileri daha iyi gibi. Sizin sektörde Nisan ve Mayıs görünümünü sorayım. Bizim sektörde Mart-Nisan ayı fena geçmedi gerçekten. Mayıs ayını görünce. Mayıs ayı aslında bizim için çok çok önemli bir aydır. Yani yaklaşık olarak satışların, yani neredeyse çeyreğini yaptığımız aylardan biridir. Yani Nisan, Mayıs ve Haziran'ın okullar kapana kadarki olan süreci. Şu anda Mayıs ayında biraz psikolojik etmenlerin devrede olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunun geçici olacağını ümit ediyoruz. O açıdan bakıldığında biraz şeydi. Bu ama sanayi kullanım açısından bakıldığında bizim sanayi yatırımımız var, plastik profil fabrikamız var ve bu genelde ihracata çalışıyor. Son zamanlarda Türkiye'nin ateş çemberine dönmüş olması bizim ihracat şeyimizi azaltmaya başladı. Oradan buraya para göndermekte zorluyor. Mesela Libya'dan Türkiye'ye para göndermekte zorlanıyor. Yani akreditifi açmakta zorlanılıyor. İstediğim zaman kapasiteyi kullanma problemi oluyor. Onun için
bu sıkıntıya rağmen sanayinin kapasitesini beklenenden daha yüksek yapması Türkiye için çok bence sevindirici bir gelişme. Çünkü bizim için yakın coğrafyamız önemli pazarlar. Bu coğrafyalardan biraz sıkıntılar var, gelen sıkıntılar var. Talep olsa bile lojistik sıkıntıları var, finansal sıkıntılar var. Parası olsa bile gönderemiyor gibi sıkıntıları bizzat yaşıyoruz. Şimdi birinci çeyrek biraz ekonomi açısından olumsuz geçmişti ama Mart itibariyle biraz sanki ılımlı veriler gelmeye başladı. Hani ilerisini soracağım size ama şuna da değinmek isterim. Babacan'ın açıklamalarında öne çıkanlardan biri de CHP'nin mega kent projesiyle ilgili değerlendirmesiydi. Projeyi boş bulduğunu söyledi. Şimdi dün açıklandı bu proje. Biraz içinde hem inşaat var hem sanayi var. Anadolu'da bir mega kent kurulacak. Evet. Pek çok rakamlar ifade edildi. Hani baktığınız zaman siz genel hatlarıyla bu projeyi nasıl değerlendirdiniz? Ben çok beğendim. Gerçekten özellikle daha önce sadece iktidar kanatından gelen vizyonik projelerin bir yandan muhalefet tarafından da şu anda iktidara talip olanlar tarafından gelmesi Türkiye için gerçekten ümit verici. Çok öne çıkıyor değil mi ekonomi bu sürecinde? Evet, inanılmaz öne çıkıyor. CHP zaten hani daha önce halka dokunmayı, halkın kıncallarına dokunmayı denedi. Şimdi de vizyon olarak geldi. Bunların tartışılabilmesi, oluşabilmesi insana belki bir noktada şevk veriyor, heyecan veriyor. Daha önce çılgın proje denen Kanal İstanbul projesi veyahut da işte 3. köprü, havalimanı projesi gibi olan projeler tek bir kanattan geliyor. Şimdi bir alternatif bir şey daha geliyor. Yeni bir fikirler oluşuyor. Ben çok çok beğendim. Gerçekten inşallah başarılabilir. Hayata geçirebilir, buluyor musunuz? Yani neden hayatiyete geçmesin ki? O imkanlar, o fırsatlar olabilirse geçirilebilir. Hatta bazı projeler Türkiye'nin mesela Güneydoğu Anadolu'da bir GAP projesi Türkiye'nin milli projesidir. Bazı projeleri siyasetten arındırıp devlet politikası haline getirip de yapılabilir. O açıdan dolayı gerçekten ben tebrik ediyorum. Diğer şeylerden de halkın ufkunu açıcı, vizyonunu açıcı, moral verici, gelecekte biz iş adamı olarak Türkiye nereye gidiyor, kısa vadeli sıkıntılardan bizi ayrıştırıcı, ufuk gösterici projeleri görmek istiyoruz. Bunu eskiden tek bir kanattan görüyorduk. Şimdi farklı kanatlardan da gelmesi Türkiye'nin siyaseti adına, Türkiye'nin ekonomisi adına, Türkiye'nin iş hayatı adına gerçekten ümit verici. Peki Anadolu'da sizce böyle bir proje için en uygun yer neresi? Vallahi bana yani bana sorsalar yap deseler bana Çanakkale gibi oralar çok hem Marmara bölgesine yakın hem şey açısından çok uygun geliyor. Bir de işte o limanlar işte Samsun limanı bilmem Hatay oralardan şeyler de herhalde ortasının ortası olan yani en orta en merkezi yerlerden bahsediyor. Çünkü Türkiye'de büyük bir risk var yani her şey Marmara bölgesine de şekillenmiş durumda bu riski dağıtabilmek. Bu göç dalgasını tersine çevirebilmek hep hayal edilen bir şey. Cumhuriyet'ten bu yana hep hayal edilen, hep vaat edilen şeyler. İnşallah bunların bir kısmı başarılabilir. Bunu başarılabilirse Türkiye birazcık daha nefes alma şansına sahip olur. Yani biz artık İstanbul'da yeni yeni şehirlerde kurmak yerine biraz İstanbul'un ağırlığını vermemiz gerek. Allah göstermesin deprem denilen bir korkunç bir afet var. Bu geldiği zaman Türkiye'nin bütün sanayisi, bütün ekonomisi, her şeyi felç edebilecek bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir tek İstanbul'a bir şey olsa Allah göstermesin, bir İstanbul'un çarkları dursa, yani insan ölümleri falan bunlar çok acı, çok kötü ama bir yandan İstanbul bütün Türkiye'yi etkileyebilir. Aslında biz biraz riskleri dağıtmamız gerekebilir. Bu açıdan dolayı da güzel tartışılabilir. İlla %100 her şey olacak anlamına gelmez ama oradan güzel bir şey de, yani vizyon gelmesi güzel. Bu benim çok hoşuma gitti şahsen. Farklı projeler güzel diyorsunuz. Kapamadan evvel bir de seçim sonrasına ilişkin sizin öngörülerinizi sormak isterim. Yine Ali Babacan bugün tabii bu röportaj çok dikkat çekti. Seçim sonrasında ekonominin hızlanacağını söyledi. Daha önce Bakan Mehmet Şimşek tarafından da benzer bir açıklama yapılmıştı. Seçim sonrası siz ne bekliyorsunuz? Hem Türkiye adına ki %4 büyüme hedefini koruduklarını da ifade etti Başbakan Yardımcısı. Hem de kendi sektörünüz adına ne bekliyorsunuz? Şimdi seçim sonrası yani anketlerin hangisinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama anket olduğu zaman birkaç senaryoya göre dediğimizde koalisyon çıkarsa yani AK Parti'nin şeyinde koalisyon olması imkansız veya
dışarıdan desteklenmek olacak veyahut da AK Parti'nin içinde olacak. Bu demek ki bir noktada hükümetin politikaları bazı şeyleri törpülenmiş olsa da devam edecek. Veyahut da bu olmayacak, bir seçim daha olacak. Yani şeyi düzeltebilmek için, tabloyu düzeltebilmek için. Ondan sonrasını bilemiyoruz. Ama kısa vadede ben seçimden sonra Merkez Bankası'nın bir düzeltme yapıp, düzeltmeyle beraber faizleri biraz yükseltip dolarla veya işte pariteyle olan savaşını biraz daha indirmesini, bunun da biraz konut kredi faiz oranına, tüketici faiz oranına yükseleceğini, bizler gibi dışarıdan yabancı kaynak kullananların da kredi kullanım şeyini yükselteceğini, birazcık karlarımızdan veyahut da şeylerinden yapmış olmasına rağmen ekonomi biraz daha stabil hale geleceğini, bir 4-5 ay, 5-6 ay bir hafif rally'den sonra tekrardan ekonominin yükselişe gireceğini. Çünkü dünyadan bir ekonomik kriz gelmezse Türkiye anlık girer ve çıkar diye düşünüyorum ben. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız için. Yayınımızı noktalayalım burada ve Kıbrıs'tan bir röportajla nokta